Günaydın. Günaydın. Oturabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Siz de pastırma seviyorsunuz galiba. Çok seviyorum ama sakın kimseye bir şey söylemeyin. Pardon, bakar mısınız? Kim bu acayip kıyafetli insanlar? İlaçlama yapıyorlar efendim. Bahçe peyzajına süsüne dadanmış da. Teşekkür ederim. Erkencisiniz. Hakan Bey'i göremiyorum. Hakan Bey dün balada o kadar yoruldu ki anlatamam size. Hala yatıyor. Ya, tamam, tamam. Özür dilerim. Bak, pişman olmuş olabilirsin. Ama yani neticede güzel bir gece geçirdik. Değil mi? Ha? Güzeldi değil mi? Evet, güzeldi. Hadi o zaman bunu kutlayalım ve kahvaltı edelim. Ben gitsem iyi olur. Dur. Ne oluyor ya? Bir öyle bir böyle. Evde bekleyelim mi var? Yok, ne alakası var ya? Ya bu arada ayıp olmazsa bir şey sorabilir miyim size? Tabii, buyurun. Ya Hülya Hanım sanki sizinle pek evlenmek istemiyor gibi. Çok mu belli oluyor? Evet, çok belli. Bizim Hakan Bey'le de durumumuz aynı. Ben çok istiyorum ama bir türlü ikna olmuyor. Tuhaf değil mi? Tuhaf hem de nasıl. Ay, ben, yani böyle giderse evlenemeyeceğiz zaten. Niye? Karısı. Karısı mı? Hadi gel. Gel. O zaman kahvaltı ediyorum. Odaya mı söylesek? Ben hiç sevmem öyle kalabalık, böyle iç içe yerleri. Bütün fantezilerin önünde saygıyla eğilirim. Hemen lobiyi arıyorum. Dur. Gerizekalı. Hakan benim ideallerimdeki erkek. Zeki, akıllı. Ayrıca her şeyi de biliyor. O benim kahramanım. Biraz da zengin galiba. Ya evet. Zengin ama hani çok beni parası ilgilendirmiyor açıkçası. Keşke evlenmeden önce tanışsaydınız onunla. Yani Hakan Bey için de zor oluyordur. Zamanlama hatası. Öyle. Maalesef öyle. Güzel canım, güzel. Kardeşim, bu robotları bizim ne beyni? Film mi çeviriyorsunuz? Ne cinayeti? Ne robotu? Efendim, bunları mı soruyorsunuz? Evet, evet. Bunlar Sistre'ci efendim. Lamine Park'i Sistre. Ya, oteli restorasyon yapıyoruz da sizin için hepsi yani. Bu arada aileme hiç söyleyemedim onun evli olduğunu. Bence fazla da uzatmamak gerek. Sonuçta sevdiğini ya da ailesini kaybedebilir insan. Doğru ama ben ikisinden de vazgeçemiyorum. Tabii sizin Hülya'yla işiniz kolay. Öyle görünüyor değil mi? Şu zamana kadar neler yaşadık bir bilseniz. Gerçekten. Neyse, şimdi sevdiklerimizle beraberiz ve bu anın tadını çıkaralım değil mi? Hadi peki abla. Girdin yine tribe sen, girdin. Ha, sevdin sen bu triplere. Hayret bir şey ya. Geldin. Günaydın. Aman Recep hocam, nerede kaldın koçum? Öldü mü lan? En kral kahvaltınız geldi. Şeker olsun, bal olsun abime inşallah. Şunu benim be. Abicim, dün akşamdan kalan ince bir hesabımız var ya, mesain bitmek üzere, alabilir miyim? Recep hocam, kara tribe girdi. Şu anda uğraşamam. Hadi başka bir zaman hallederiz bu koçum. Abi, takviye lazımsa bir tane verebilirim ya. Ya ihtiyacın var mı Cebo? Tamam. İhtiyacın var mı? Hadi. Allah seni kahretsin. Abi çok özür dilerim. Hadi çok yaşa, hadi. Sana yazdım, alırım sonra. Hadi bir şey ya. Bir tanıdığım var galiba otelde, ha? Aa, bakıyorum çıkmışsın tripten, ha? Oo, günaydın. Erken kalkanlar belli oluyor. Aşkım, şunu alır mısın şurada? Görüyorsun, geldim, bakıyorsun. Ne haber? Günaydın aşkım. Günaydın Hakan Bey. Günaydın. Pastırma mı yedin? Şu kadarcık. Hakan, şu kadar yedim ya. Tamam. Hadi canım. Günaydın canım, gel. Günaydın. Hep yalnız mı gelirsin buraya? Genelde. Kafa dinlemeye. Bu benimle yaptığın ilk kafa dinleme olmasa gerek. Tabii. İlk. Adem, Havva. Bugün düştük.
Tabii geyik değil. Ne zannettin sen kendini? Normal bir erkeğim ben. Ayıp değil ya. Hı? Tabii. Evli olmasan değil tabii. Evli olduğumu nereden çıkartıyorsun sen? Alyansınız parmağında kalmış. Ha siktir. Allah kahretsin kafama sıçayım. Aa! Alyansı çıkarsan bile izi kalıyor. Ha? Allah kahretsin. Ben sana söyleyecektim. Ya bunu silmeyi unutacak kadar salak mıyım? Salak. Hülya Hanım, siz bir şey yemeyecek misiniz? Ya ama güne de bir çayla başlanmaz değil mi? Size de pastırma falan ikram etseydik, ha? İster misiniz? Yok, ben et yemiyorum zaten. Anlıyorum. Evet aşkım, bir şeyler yeseydin, börek falan. Gidip alayım mı? Yok aşkım, ben sana eşlik etmek için geldim. Bir çay içip odaya çıkarız. Abi, affedemiyorum kalabalığı. Ne olur bir bak, bir el at abi. Ulan bir şeyi de becer be, bir şeyi de becer be. Bak kuş geçiyor. Sana dürüst olacağım. Evliyim. Ama uygunum. Sen? Sen evli misin? Ay çok affedersin, özür dilerim. Özür dilerim, affedersin, çok özür dilerim. Evli olup da benimle bunu yapacak kadar orospu olamazsın herhalde. Ne? Evli misin? Evli misin lan? Değilim de. Bana bak, hiç hoşlanmam evli kadınlarla tık tık yapmaya. Hiç işim olmaz. Ay! Allah korusun. Değilim de. Evli misin be? Çok affedersin. Özür dilerim, bağırmam lazımdı. Tamam ya. Yemin ediyorum kızmayacağım. Söz veriyorum ama sen de dürüst ol. Evli misin, değil misin? Söyle bakayım. Kızım ya şu adamı boşa ya da kendine getir artık. Ay adam seni çatır çatır aldatıyor be. Şu anda bak, süzüldükçe süzüldü. Ne yapayım Arzu? O aldatırsa aldatsın. Ben sonuna kadar dayanacağım. Bak, bir gün bu ezberimi anlayacak ve kendinden utanacak. Bence sen de biriyle yat. İntikamını al. Başka türlü rahatlayamazsın. Böyle içini ata ata yiyip bitireceksin kendini. Arzu, o benim aşık olduğum adam. Ben sonsuza kadar ondan başka biriyle olamam. Sen salaksın ya. Tamam, aldatmak güzel bir şey değil ama bu sadece erkeklere ait bir şey değil. Aldatınca ne değişiyor peki? Gıncını alıyorsun. Ben de ilk başlarda kolduramıyorum. Ama bir süre sonra insan kendini aptal gibi hissediyor. Kendi adına konuş. Bak, o bir mi yapıyor? Ben üç yapıyorum artık. Anlasın aynayı Konya'yı. Ve hala onun yüzüne bakabiliyorsun. Etme bulma dünyası tatlı. Kusura bakma, benim terbiyem buna müsaade etmez. Benim inandığım şey de bu. Cevap versene be! Evli misin? Tamam, bağırma be, evliyim. Yok! Yok bu! Ha, Allah kahretsin, memlekette kadınlar da değişti ya! Bu ne be? Şahsiyetsiz, terbiyesiz! Aa, hayret bir şey ya! Ar namus diye bir şey kalmadı memlekette be! Hiç kalkmayacak sandım eşşor eşi. Kıskandın mı? Ne kıskanacağım be? Sefilin teki. Götünde donuyor ki ibnenin. Ressam messam Picasso ayakları falan bir şekiller. Bunu mu kıskanacağım? Ha? Ama niye öyle diyorsun? Çok şeker çocuk. Çok şekerse yalasaydın o zaman şöyle. Ha? Allah'ım. Şeker. Allah'ım. Yürü böyle. Kocamı ilk defa aldatıyorum ben. İlk defa mı? Hadi oradan be, orospu. Allah Allah. Sen yapınca çapkın, biz yapınca orospu. Herhalde. Erkeğim ben. Elimi yıkar, eve dönerim. Ben de kadınım. Ne olmuş yani? Daha ne olsun be, daha ne olsun be. Bu yaptığın ne? Tık 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 ne bu? Bana bak. Kocan çükü mü katmıyor? Ha? Ha? Niye bunu yapıyorsun burada tık tık tık? Ha? Ayıp be. Korkarım ben. Yolda karşılaştığınızda öyle bakarsın suratıma, adam anlar. Anladın mı? Sokar tabancayı bir tarafıma. Korkarım ben. Onu karını aldatmadan önce düşünecektin.
Merak etme, şu anda iş gezisinde. Tabancasını falan sokamaz bir yerine. Ha, iş gezisinde mi? O da seni aldatıyor desene. Ağaç kakan aile. Tık tık tık. İlk defa mı milli oluyorsun sen? Efendim? Yani kocan ilk defa mı aldatıyorsun? Bu benim için çok önemli. Sen fazla olmaya başladın ama. Karının şu anda seni aldatmadığı ne malum? Sıçarım lan ağzına senin. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ağzından çıkanı kulağında duysun. Terbiyesiz! Ne oldu kuşum? Canın mı sıkıldı? Evet, canım sıkıldı. Herkesi kendi mi zannediyorsun sen? Ha? Ha? Ben karıma o kadar güveniyorum ki. Onu kendi ellerimle Çin ordusunun içine böyle bırakır, arkama döner evime gelirim. Ona o kadar güveniyorum yani. Sen öyle san. Canım karım ya. O şimdi evde benim donlarımı yıkıyordur. Ben de seni adam sanmıştım. Ben gidiyorum. Hadi güle güle, hadi. Hepiniz aynı bokun soyusunuz. Ben de karşıma almış, konuşmaya çalışıyoruz. Alma portföyü yapmışsın sen. Hepiniz mepiniz diye maşallah. Ha? Sana hayvan diyeceğim ama tabii bu hayvanlara haksızlık olur. Öyle değil mi canım? Hadi canım, çüş. Hadi selametle, hadi. Hayvan olur hayvan. Orospu çocuğu. Saygısız, terbiyesiz ya.